Türkiye'de son yıllarda çok fazla gazeteci tutuklanmaya başladı aslında. Belki son 10 yıldır birçok gazeteci sadece gazetecilik yapma suçuyla tutuklanıyordu. Ama geçtiğimiz birkaç yılda bunun sayısı gittikçe arttı. Şu anda 160'a yakın tutuklu arkadaşımız var. Ve bunların suçlarına baktığımızda aslında çoğun davası da sadece gazetecilik yapmak dışında bir şey bulamıyoruz. Örneğin arkadaşımız Mahir Kanaat'ın ki onun iddianamesi 6 ay sonra hazırlandı tutuklandıktan. Onun iddianamesine baktığımızda yani çok komik suçlamalar var. Mesela Twitter'da takip ettiği birinden dolayı terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor gibi. Bu yüzden aslında basın o kadar korkunç bir noktaya geldi ki yani oradaki arkadaşlarımız da maalesef bir iş yaparken tekrar düşünmek zorundalar. Bir sonraki aşamayı tekrar göz önünde bulundurmak zorundalar. Şu an özgürce veya bir şekilde daha bağımsız işler sunmaya çalışan 2-3 tane belki kurum kaldı. Ama o arkadaşlarımız da maalesef bir şeyler yazarken, bir şeyler yaparken bir sonraki adımları düşünmek zorundalar. Yine de bir şekilde kendilerine sansür uygulamak zorundalar. Bu yüzden medyanın şu anda geldiği noktada maalesef belki de Türkiye'nin en karanlık, en korkunç dönemi diyebiliriz. Çünkü hiçbir özgürlük kalmamış durumda. Bir şekilde korku her yeri istila etmiş durumda. Bu nedenle alternatif kanalları aslında çok açık bir durum oluşmaya başladı. İnsanlar mesela Periskop aracılığıyla veya Twitter aracılığıyla aslında düşüncelerini duyurmaya başladılar. Bugün Almanya'da da aslında yapmaya çalıştığımız şey veya Türkiye'deki birçok arkadaşımızın yapmaya çalıştığı şey. Yani hiçbir televizyon kanalında siz konuşamıyorken veya fikirlerinizi belirtemiyorken Periskop gibi bir uygulamayla veya Twitter aracılığıyla, Facebook aracılığıyla canlı yayında konuşabilirsiniz. Bir şekilde birçok insana, belki televizyonlardan daha çok insana ulaşabilirsiniz. Twitter'da yazdığınız şeyler belki birçok gazetecinin daha çok yere ulaşıyor. Bu yüzden yeni alternatif oluşumlara bir şekilde fırsat açmış oldu. Yani daha doğrusu daha alternatif bir medyaya olanak doğmuş oldu. Türkiye'de gazetecilik gerçekten her geçen gün zorlaştı. Bunun şöyle bir anlamı da var. Neden zorlaştı diye bakmak lazım aslında. Bu soruyu sormak lazım. Bu tabii iktidardan kaynaklı bir sorun. Türkiye'deki iktidar çok fazla suç işledi son dönemlerde ve bu suçların üzerindeki perdeyi gazeteciler kaldırır dünyanın her yerinde. Dolayısıyla buna karşı özellikle yazanlara, özellikle fikrini söyleyenlere karşı Türkiye'deki iktidar ve saray rejimi farklı bir strateji geliştirdi. Yani insanların seslerini kesme yöntemini seçti. Dolayısıyla gazeteciliğin zorlaşmasının anlamı da Türkiye'de burada gizli. Şüphesiz gazeteciler de bu süreç içerisinde hala devam eden ve giderek yoğunlaşan bu süreç içerisinde daha farklı tutumlar göstermeye başladılar. Gazeteler daha farklı tutumlar göstermeye başladılar. Türkiye'de toplasanız evet 3 tane muhalif gazete kaldı. Bir Gün Gazetesi, Cumhuriyet ve Evrensel Gazetesi. Fakat bu gazeteler hem ekonomik olarak ayakta durmaya çalışırken hem çalışanları yazıyla ilgili olarak baskıya uğruyor. Bu noktada da gazeteler, gazete yönetimleri ve içerideki muhabirler, yazarlar, çizerler şüphesiz bir yöntem geliştiriyor. Yani buna otosansür diyemeyiz ya da sansür diyemeyiz ama yani tutuklanacağınızı bildiğiniz ya da gazetenin kapatılacağını bildiğiniz durumlarda ne yazık ki biraz daha temkinli olmak durumundasınız. Bu da şüphesiz çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Çünkü biz Türkiye'de gazetecilik ölüyor derken aslında tüm bunları kastediyoruz. Evet, Türkiye'de gazetecilik ne yazık ki iktidarın baskıları ve iktidarın suçları nedeniyle her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Aslında bu ülkenin ülkelerin değişen koşullarıyla ilgili bir şey.
Gazetecilik gazeteciliktir. Yazmaktır, çizmektir. Fakat ülkeler değişirse, baskı artarsa, faşizm artarsa gazetecilik de kendine farklı çıkış yolları da arar. Türkiye'de zaten gazetecilik ve aktivizm arasındaki ince sınır tartışılan bir konu. Gazeteciler ne kadar aktivist olmalı konusu sık sık gündeme getirilmeye başladı. Tartışmaya şuradan bakmak lazım. Aslında gazetecilerin mesleklerini yapmaktan çok, yazı işleri masasından çok, zamanlarının, günlerinin büyük bir bölümünü adliye koridorlarında geçirdikleri yerde, tutuklu arkadaşlarına destek oldukları yerde, Türkiye'de hak hukuk mücadelesinin sürdüğü, bir sürü antidemokratik uygulamayla karşılaştığımız yerde, gazetecilerin aynı zamanda aktivizm konusunda da evrimleşmelerini ben çok tuhaf bulmuyorum. Ama keşke böyle olmasaydı, keşke sadece mesleğimizi yapmaya devam etseydik. Yani hayatımızı yazı işleri masasından sürdürebilseydik. Farklı yerlerde, farklı düzenlerde, özellikle iktidarın baskılarında farklı refleksler ortaya çıkar. Aktivizm ve gazetecilik konusu da bu refleks içerisinde tartışılmalı. Bana göre sakıncalı bir durum değil, ülkenin yapısıyla ilgili olarak. Ama sözünü ettiğim gibi keşke biz sadece gazetecilik yapsaydık, sadece yazı işleri masasında olsaydık, sadece yazı işleri toplantısı yapsaydık ve kendi dışımızdaki sorunlarla, tutuklu arkadaşlarımızla farzı misal ilgilenmek zorunda kalmak yerine başka haberlere yönelebilseydik. Evet, bugün gazetecilik bir aktivizm. Şunu söylerler, zaman zaman gazeteci haber olur. Biz çok sık haber olmaya başladık. Bu yüzden de bu aktivizmi gazeteciliğin bir parçası olarak da kullanmak durumundayız. Öncelikle bilinçlenmek çok önemli. Almanya'da da insanların bilinçli bir şekilde Türkiye'deki durumu anlaması çok çok önemli. Çünkü Almanya'da aslında baktığımızda evet basın özgürlüğünün veya Türkiye'deki bir şekilde özgürlüklerin çok kötüye gittiğini biliyoruz, medyadan duyuyoruz ama belki bazen bu birkaç isimle sınırlı kalıyor. Aslında çok daha korkunç, çok daha kötü hikayeler var. Bunun dışında da bence burada yanlış olan şey bir şekilde duruma biraz batı gözüyle, yani çok dışarıdan bakılması, çok içeriye bakılmaması, aslında oradaki dinamikleri görmemek. Burada 3 milyona yakın Türkiye'li insan yaşıyor ve bir şekilde bu insanların eğilimlerini veya düşüncelerini aslında irdelerken küçümseyici veya dışarıdan değil aslında anlamaya yönelik olması gerektiğini düşünüyorum. Yani özellikle buradaki insanların eğilimlerini dalga geçen bir yöntemle değil, anlamaya yönelik. Bu insanlar peki neden bu kadar baskıya rağmen hala AKP'ye oy veriyorlar? Belki bunda bizim Almanya olarak da rolümüz var mı veya belki de biz bu insanları çok dışarıda hissettirdik ki kendilerini. Onlar bir şekilde böyle işte güçlü gözüken bir adam figürüyle kendilerini ifade ediyorlar gibi gibi. Biraz daha kendini sorgulayan bir rol edinebilir Almanya'da basın bence özellikle. Bunun dışında da dayanışma içerisinde olmak çok önemli. Şu an burada çok iyi projeler var Türkiye'de basın özgürlüğünü sürdürebilmek için. Bunların varlığı çok çok önemli. Yine Türkiye'deki gazeteci arkadaşlarımızın para kazanabilmesini sağlamak, bir şekilde işlerine destek olabilmek. Bunun dışında da Bir Gün gibi, Sendika Org gibi, Cumhuriyet gibi şu an varlığını sürdürmeye çalışan yerleri yıllık aboneliklerde bulunmak. Yani Türkçe anlamasanız bile bir şekilde oraya maddi destekte bulunmak çok çok önemli.